Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda Cloudpunk isimli bu muhteşem oyunla bulunuyorum. Cyberpunk 2077'yi ön sipariş vermiş oyunu heyecanla bekleyen birisi olarak bu Cyberpunk evreninde biraz daha fazla vakit geçirmek için önceden daha fazla böyle heyecanlandığım için Cloudpunk isimli bu muhteşem oyunla tanıştım. Şimdi oyunumuzun konusundan birazcık hemen bahsedeyim. Bu karakterimizin, bakmayın böyle bir tip olduğuna, bütün oyundaki insanlar bu şekilde modellenmiş durumda. Son derece büyük, açık bir dünyası var oyunun. Aynı zamanda biz bir sürücüyüz. Bize bazı paketler veriliyor. Bu paketleri doğru yerlere, istedikleri yerlere teslim etmemiz isteniyor. Başlangıçta çok düşük görevler verildi bize. İşte nedir? Şuraya götür, buraya götür. Böyle basit basit görevlerden bir tanesiydi. Ben şimdi bir görev aldım. Benden şuradaki 42 metre ilerideki yere gitmemi istiyor. Fakat buraya giderken bazı şeylere bizim dikkat etmemiz gerekecek herhalde. Çünkü paketi getirdiğimiz yerdeki herifler biraz kılmış. Beni iyice uyardılar. Şimdi benim bir şekilde şuradaki yere gitmeyi bulmam lazım. 76 metre, bakın haritada gösteriyor. Oraya gidişi bulmam gerekiyor. Ben şimdi bu oyunu hani uzun süredir aslında araştırıyordum. Steam'de mevcut arkadaşlar. Yalnız oyuna normalde kamerası şu şekildeydi. Bakın göstereyim. Bu şekildeydi. Sadece bu şekilde oynayabiliyordunuz. Oyuna yakın zamanda arkadaşlar büyük bir güncelleme gelmiş ve artık X tuşuna bastığımız zaman böyle yakın görünüme geçebiliyoruz. TPS mod dediğimiz. Aynı zamanda mouse'un tuşuyla da FPS moda kadar inebiliyoruz. Yani oyun şahane bir oyun. Şu ana kadar benim yaklaşık bir 1-1,5 saatim geçti. Şahane bir oyun. Burada bir al diyor. Şimdi bir alalım. Şimdi ben burada bir kesik atayım. Şuradaki 50 metre ilerideki yere girmeye çalışacağım. Ondan sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edelim videoya. O tarafa gidişi bulamadım. Şimdi oyunun açık dünya olduğundan bahsetmiştim. Bakın bu benim aracım. Araca biniyorum abi. Ve şu olaya bir bakın. Önce şunu bir göstereyim. Yani inanılmaz güzel olmuş. Ben bayağı bayıldım. Her yerde gezebiliyorsunuz. Bu araç bize tahsis edilen bir araç. Dediğim gibi ben driver'ım şu anda. Paket teslim ediyorum vesaire. Şimdi şuradaki yere acaba nasıl gidebilirim diye düşünürken bu kulübe girmem gerektiğinin farkındayım. Burada bir yerde aracı park etmem lazım. Az önceki yerden gidişi bulamadım. Peki şuraya aracı park edeyim. Bu arada oyun Türkçe, gördüğünüz gibi tam anlamıyla oyunu Türkçe oynayabiliyorsunuz. Şuraya bir park edelim. Yakın zamanda oynadığım zaten oyunlar var. Man Eater, işte onun dışında Minecraft Dungeon. Aslında bugün Minecraft Dungeon atacaktım fakat Burak müsait değildi. O yüzden şu an başka bir video paylaşıyorum sizde. Bu arada polisler falan da geçiyor. Şimdi biz anladığım kadarıyla yasa dışı işler yapıyoruz arkadaşlar. Yani polislerin hiç hoşlanmayacağı paketler taşıyorum anladığım kadarıyla. Hatta bir görevde şöyle anlatayım size, bunların bir önceki görevdi. Görevde bir içerisinden tik tak tik tak sesler gelen şey vardı. Bir kutu vardı. O kutuyu bizimkiler kıllandılar. Bizimkiler dediğim bir tane de yapay zeka köpeğim var benim. Kıllandık. Acaba hani atsak mı yoksa görevi teslim etsek mi diye de bize seçenekte sunuldu. Ben teslim etmeyi seçtim. Allah'tan başımıza bir şey gelmedi ama sonradan bir patlama oldu. Bu ne abi? Şunu da bir konuşalım. Dev Narko. Doğuda mısınız bayan? Sıkıntı yok, anladın mı diyor. Bir konuşalım bakalım. Ha, burada şöyle şeyler var. Bu da uyuşturucu satıcısı gibi bir şey herhalde. Karakterler böyle modellenmiş fakat konuşmaya geçtiğiniz zaman kendilerinin resimleri var, bakın sol altta gördüğünüz gibi. Diyaloglar inanılmaz güzel. Yani oyun boş değil. Boş boş konuşmuyorsunuz, onu söyleyeyim. Yani çok 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 güzel olmuş. Şu korumayla şimdi bir konuşalım. İçeriye girmemin yolunu bulmam lazım benim. Sen kimsin demiş. Paketi teslim etmeye geldim. Aynen, kesin ona gelmişsiniz. Siktir git. Bakalım ne olacak. How? I don't have much money. I don't want money. Get me some juice. Juice? Juice neydi? Şuradan bir içecek miydi? Corpsec aren't allowed to hold them. So if you bring me some, I know you ain't a cop and I can sell them. Peki, muhtemelen az önce şu şansına konuştuğum eleman olabilir mi? Bilmem ne juice diye bir şey satıyor olabilir mi? Gidelim bir bakalım. Ya muhteşem bir oyun olmuş arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Şuna bir bakayım. Ne diyordu şimdi? Ha, şundan istiyordu. Şundan bir tane alalım arkadaşlar. Gidip şuna verelim. Bak iyi ki de bununla konuşmuşum. Şans eseri geldik, bulduk. Evet. Şimdi tekrar gidelim bakalım. Görev yerine.
Ben hiç böyle bir oyun olacağını beklemiyordum ya. Hani çok böyle şey görünüyordu grafiklerine falan baktığımda. Ön yargım falan oluşmuştu ama. Yani Cyberpunk'ı dört gözle bekliyorum. Cyberpunk'tan önce güzel bir adım oldu. Ha bakalım getirdik Jules'u. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım kulübe giriyoruz. İlk defa kulübe giriyorum bu arada. İçeriği nasıl yapmışlar acaba? Evet, az önce buranın üstünde uçuyorduk arkadaşlar. Şimdi kulübe girmenin bir yolunu bir şekilde bulduk. Şununla konuşacağız, evet. Şimdi bu Lomo sıkıntılı bir tipmiş. Ondan bahsetmişti bana işi veren. Şimdi şurada bir tane kitap buldum. Bu ne diyor abi? Cilsiz kadın bir kitap. İyi saklanmış bir kopyası. Kapağın üzerinde çıplak bir adam var. Ne kadar tuhaf demiş. Okey. Yani seni bir konuşalım bakalım. Oyunun Türkçe olması mükemmel. Olmasa oynamazdım zaten. Carmin bir önceki driver'mış. Biz de o emekli olduktan sonra onun yerine geldik. Evet, başlıyoruz. That's right. You bring me packages. No questions. No mistakes. Tamam, sıkıntı yok. Bunun üstünde çok duruyor oyun. Probably not. Arkadaşım unutuyor. $150 para verdi bu arada. Oyun bunun üzerinde çok duruyor arkadaşlar. Kesinlikle kutu hakkında soru sorduklarımıza müsaade etmiyor. Evet, tavsiyeni ver bakalım. Sure. You gotta don't fuck with me look on your face. But those are some clean hands. In the city, you've got to adapt quick. All the shit in the world ends up in the sea, but we still swim in it. If you dilute anything enough, it becomes tolerable. You hear what I'm saying? Not really. Evet, anlıyorum, evet. Ben çok acayip anladım yani şu an. Real fast and you got to move with it. Tamam, Romo. You make a million choices a day to survive in Nevalis. And some of those choices are gonna hurt folks. You ain't got time to think about that. You just keep moving. Understand? Yani daha tehlike görmedim ben bu arada. Yani oyunda herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadım. Cora Willing, you might just make it through the night. Evet. Şimdi şuradan bir çıkıp aracımıza dönelim. Teslimatla ilgili sonra merkezle görüşüp haber verelim teslim ettiğimize dair. Şuradan mı çıkıyorduk? Nereden çıkıyorduk? Şuradan, pardon. Bakalım. Bu teslimatı yaparsam, çünkü ya bu teslimatı yapmam çok önemliydi. Hatta eski yapmış olduğum hataları eğer herhangi bir sorun çıkmadan bu teslimatı gerçekleştirirsem şirket kaldıracağım, ortadan kaldıracağım falan söyledi. Fakat önceden nasıl bir hatam varmış onu ben bilmiyorum. Yani o konu hakkında bilgim yok. Bakın, Camus diye bahsettiği de bizim yapay zekamız. Köpek kendisi. Just an expression? Yeah, I get that, but it must come from somewhere. Do a basic search through Open Web and Pub Web. Search. Ara bakalım benim oğlan. 872 different definitions for Cora. Just give me the gist. Araçları buraya park ediyorsunuz, öyle devam ediyorsunuz. Bir okuyalım bakalım. Common parlance to refer to the personification of luck or fate. Can be uttered as a blessing or a curse. Can refer to the hacker collective or cult of the same name. Şöyle araca ben bir bineyim. Used as a noun to refer to the AI governing specific aspects of. Bu bilgileri falan, ya şey, oyunda hikaye anlatımı muhteşem bu arada. Infrastructure of city operation. In historical context, can refer to. Muhabbetler böyle şey değil. Boş boş muhabbetler değil. You know, you really need to learn a bit about the word. Space'de yükseliyorum. Shift'le de iniyoruz abi. Çok güzel. Should I look it up? Wait. We have an incoming call. Biri beni arıyor. Evet, merkez arıyor. Heh. Evet, hazırım. What is Cora? Cora, a code word used by hackers and an anarchist group, an expression for when you're tired of shit. Why do you ask? It doesn't matter. Just give me my next job. Evet. İşi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Santralden. So watch out for Corpsec. Pick up a drive converter from Emmett's garage. Your delivery target is never slow Joe. Control out. Tamam. Teslimatı gerçekleştirelim. Haritada bu şekilde arkadaşlar aldığımızda yer belirleniyor. I want you to do a deep search for Cora. Not mainstream. Bak, bizimki takıldı yalnız Cora denen şeye. Is it important?
I don't know. Evet, sanırım I see it everywhere. And there was something about control's reaction. Şöyle gidelim bakalım. Baya baya şehir yapmışlar yani. Ve bu şehir dolu arkadaşlar. Bak şuraya ineyim mesela. Millet geziyor falan. Ve bazıları da konuşuyor, görev veriyorlar falan. Çok güzel ya. Oyun efsane bir oyun. Şöyle gidelim. Ve açık dünya gördüğünüz gibi. Sadece belli bir yol var. O yoldan gitmek zorundasınız gibi bir şey yok. Fakat yolu tercih ederseniz hızlı gidebiliyorsunuz. Onu mesela göstereyim size birazdan. Evet, bizimki hala Camus'la o şeyi, Cora ile ilgili şeyler araştırıyor. Ha, şurada hızlanacağız mesela. Camus Automata now offline. Ha, orası ama şu an gitmemiz gereken yol bu taraftan olduğu için arkadaşlar oradan gidemedik. Burası otoban gibi düşünün. Birazdan göstereceğim şimdi. Gerçi oraya gidecek miyiz bilemedim. Abi çok güzel bir oyun bu ya. Yani şu olaylar baya baya hoşuma gitti arkadaşlar. Özgürce uçan arabayla geziyoruz. Tam bir cyberpunk evreni yani şu anki mevzu. Buraya aracı park edeceğim herhalde, aynen. Şurası park etme noktası. Allah. Çok fazla hızlandı bir anda. Şöyle park edelim. Buradan şu Emmett'le konuşup paket alacağız herhalde. Emmett gel bakayım. Drive converter. Aynen onu dedim. You don't know what it is, do you? Nope. Hepsi bir şeylerin anlamını soruyor bize. Bunu biliyor musun, şunu biliyor musun ama hiçbirini bilmiyoruz yani. Çünkü biz bu şehre yeni geldik. Tamam. Only the fancy overcloud hovas can run without a drive converter because they use pure H2O. Okay. You're not listening, are you? Hayır, dinliyorum. Pretty quickly. You're right. They do. Hadi ver şunu. You better get going. What do they do with it when they get it? They don't mess around. Soru sorma diyecek. That's the main thing they do or don't do. Once they stick the drive converter in the universal maintenance slot under the passenger seat, the servitors will fit it in on the fly. Hayret, ilk defa birisi açıklıyor bana bir şeyler. Unless they've got an old manual, in which case, you know what? Never mind. I know you're not interested. I'll let you go. See you around. Eyvallah abicim. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bizim paraya ihtiyacımız var arkadaşlar. Biz paraya ihtiyacımız olan bir hanımefendiyiz ve bu şekilde daha fazla para kazandığımız için teslimat işi yapıyoruz. Yalnız yasa dışı işler bunlar belli ki. Teslimatlar sıkıntılı paketler oluyor genelde. Şimdi şuraya hemen bir yerleştireyim ben şu aracı. Bakın burada hızlanacak. Evet, bu şekilde. Burada daha hızlı gidiyoruz gitmemiz gereken yere. Şöyle gidelim, sağ tarafa döneceğiz nereden. Yani gerçekten yaşayan bir atmosfer var burada. Bayağı iyi yapmışlar bu açıdan. Yalnız bu arada oraya gitmeme gerek yok. Şöyle bir çıkarmışım oradan. Şu özgürlük çok güzel mesela. Bizi çizgisel tutmuyor oyun. İstediğim yere uçarak gidiyorum abi arabayla. Baksanıza şuraya. Where is Never Slow Joe? Are you part of the race? I've got a drive converter. Nereden bulacağım lan? They went on. Ha, burayla mı konuşuyorum ben şu an? Aynen. Can I head them off? Ben I'm really just here to wave them off, miss. Damn it. Control, are you on the comm? What do I do? The race. Fayda. I'm here. Joe won't get far without that part. I'm. Hadi bakalım. Nav point. Seems like he might have broken down. Eyvah eyvah. Seriously? Hadi gidiyoruz. Çok iyi. Adam yarışa başlamış ama aracı muhtemelen arıza yapmak üzere. Hemen oraya gidip yetişelim şöyle. Sanırım şuraya hemen aracı park edip gitmem lazım. You can do this, kid. Remember, straight roads are for fast cars, but the city is. Burası burayı gösteriyor. Aşağısı mı? Park ederek yanlış bir şey mi yaptım acaba? Ya da buranın altı mı? Şuraya bir bakacağım. Evet, sanırım alt kata inmem lazım. Ya da şöyle bir haritayı açayım.
burası abi işte. 32 metre diyor. Daha hala uzaklık seviyesi yüksek. Sanırım alt katta bir yer. Peki alt katta şey var mı acaba? Otopark var mı? Gidip bir bakalım. Yoksa bir şekilde benim aşağıya inmeyi bulmam gerekecek. De geç kalıyoruz bu şekilde. Yok, böyle daha çok uzaklaşıyorum ondan. Yukarıda bir yerde mi acaba? Şuradan çıkalım ya. Kontroller biraz zorlayabiliyor beni. Daha yükselmiyor mu bu? Yüksel. Ha bu. Francis Joe. Acaba nasıl buna verebiliriz ya burada? Evet, aracı park etmem lazım aşağıya. Francis Joe'ya bak ya. Neyse, yarışı kaybettin Joe, yapacak bir şey yok oğlum. Ben yukarı çıkmanın bir yolunu bulacağım burada park edip. İsmine çok güldüm ya. Lan Francis! Peki yukarı nasıl çıkarız, hemen ona bakalım. Şuraya bakalım. Buradan çıkabilir miyiz? Hayır. Mesela benden bir bölümde arkadaşlar yukarı çıkmamı istedi. Yukarı çıkmak için bir kod var. O kodu bulmam gerekiyordu falan. O kodu da etrafı araştırdım. Birinin ağzından zorla aldım. Öyle çıktım. İşte kodu giriyorsunuz falan kapılara. Öyle yukarı kata çıkıyorsunuz falan derken. Oğlum ben nasıl çıkacağım o yukarıya şimdi ya? Allah Allah. Bir üst katta tamam da. Dur, araçla tekrar çıkıp bir üst kata bir bakını bir şey mi kaçırdım acaba? Belki yukarıda park edebileceğim bir alan falan vardı. Tekrar bir bakacağım. Buradan çıkış yok çünkü döndüm her yerine ama. Hemen yüksel oğlum. Okey. Buraya park edebiliyor muyum? Hayır. Şurada bir yere park edebiliyor muyum? Ona bakalım. Allah Allah. Aa, asansör burada. Evet. Buradan yukarı aşağı gidiliyor. Pekala. Buraya gelmem gerekecek o zaman da, nasıl geleceğiz? Dur bakayım şimdi. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şu mor yerler genelde asansör kullanabileceğim yerler oluyor. Tamam, şimdi oldu. Asansörü gördük. Park edip dümdüz ilerleyelim, oradan yukarı çıkacağız. Bu kamera açısı yeni eklenmiş, o yüzden şey yapmak gerekiyor. Aracı park ettikten sonra bir tık böyle beklemek gerekiyor. Evet, asansör şurada. İlk araçla döndük. Yoksa göremezdik onu. Burada bir asansör var. Şuradan geçelim abi. Şu asansörün gelmesini bekleyelim. Yani oyun şu anda arkadaşlar 30-40 TL mi ne, bir de Steam'de. İnanılmaz bir fiyat. Bu oyun muhteşem bir oyun. Şiddetle tavsiye ediyorum. Alın oynayın yani, şu son zamanlarda oynayacağınız en keyifli oyunlardan bir tanesi olabilir. Bakmayın böyle hani şu karakterin şu modellemesine, tiplemesine falan. Minecraft nasıl hani içerik dolu, güzel, efsane bir oyun falan diye geçiyorsa inanın bana. Bu da böyle görselliğinden ziyade. Ki şehir mehir bayağı iyi bence. Muhteşem bir oyun ya, çok beğendim. Benden şöyle buldum arkadaşlar. Daha önce oyunu almıştım ben, Steam'de duruyordu. Fakat bir türlü başlamamıştım. Bölüm sonu canavarı sitesinden bakıyordum. Yeni kamera açısı geldiğini söyleyince. Bakın şöyle, hatta FPS'ye geçeyim. Ben Joe, gel bakayım. Are you never slow, Joe? No, Francis Joe. I'm currently very slow, Joe. You got my converter? Yeah. Thanks, Cloudpunk. I'm gonna give you this old one. It's busted. Ver bakalım eski olanı. To Emmett, he can fix it up and sell it on for a good handful of limbs. Hmm. These converters are worth a lot of money? They sure are. I owe Emmett, so you make sure it gets back to him safe here. Without the trade-in value of that busted converter, I wouldn't be able to afford this repair. My racing days would be over. Early retirement. I'd go mad. I'll get it back to Emmett. Şimdi iki tane seçenek olacak bence. İstersen bunu ben kendim satacağım. Bak aynen çıktı abi. Tam beklediğim şey oldu. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
Rania. That's no good. My name's no good? What do you suggest? On the run, Rania. What do you think? Harika. Gerçekten çok. Ya diyaloglar çok güzel. All right. On the run, Rania. I gotta go. I've got a race to win. See you around. Muhteşem, muhteşem. Grafikleri çok güzel. Şey, diyalogları gerçekten çok güzel olmuş. FPS moddan bir çıkayım. Genelde oyunlarda FPS modu çok tercih etmiyorum eğer TPS varsa. O yüzden TPS'e devam edelim. Şimdi bundan bahsediyorum arkadaşlar. Demiştim ya, tik tak tik tak diye bir kutu vardı. Bunun teslimatını gerçekleştirirken benim karakter korktu. Yapay zeka da korktu hatta. Bunun pek güzel kokular gelmiyor falan yaptılar bunlar. Ben onu istersem atacaktım atıktan korktuğum için. Ya da yine görevi devam ettirecektim. Ben de görev devam ettirmeyi seçtim. Şimdi de bana iki tane seçenek sundu. Ben yine de gidip vereceğim. If I sold it, I'd make a lot of limbs quick. Bunu ya satacağım ya şey yapacağım. Parası ne kadar ediyor acaba? Bakayım bir. Nerede? Artık hayır gelmez bundan diyor. Yani bunu götürüp kendim de satabilirim ama satmayacağım. Bu arada kendi apartman dairem de var. Onu da söyleyeyim. Apartman daireme gidiyorum. İşte oraya bazı geliştirmeler falan da alabiliyorum. Onu da adamlar koymuş oyuna yani. Or take it to the Mr. Emmett mechanic man. Evet, onu konuşuyor şu an bizimki yapay zekayla. Ben götürüp teslim edeceğim. İki tane seçenek var gördüğünüz gibi. Herifin işini baltalamayayım abi, yazık. Bana yeni yeni isim takmaya çalışıyordu ama hadi kıyamadım. Şöyle gidelim, şu teslimatı da bir gerçekleştirelim, ondan sonra videonun sonuna gelelim. Yani gördüğünüz gibi açık dünyanın kralını yapmış adamlar. Her yere sizi özgür bırakmışlar. Binaların arasından geçebiliyorsunuz. Hatta oyunun başında oyun bize şey diyordu. Yani bu uçarken kaçarken filan binalara çok fazla yaklaşma. Çünkü insanlar hoşlanmıyor pencerenin yanından araçların görmesine filan. Hani milleti rahatsız etme filan diyordu. Baya baya böyle özgür bir oyun alanı karşımızda. Şuraya park edelim. Gidip verelim abi şunu. Emmett. Al sana eski parçayı getirdim. Bak bunu satabilirdim de şerefsizlik yapabilirdim ama yapmayacağım. Eve yahut da çok yaptım. Al bakalım Joe, bunu sana vermemi söyledi. Ben de inanamıyorum. Hmm. 14th place doesn't award a lot of prize money. Soon, but not today. This wipes the slate for me. I'll fix up his hova when he comes in again. Tamam. That's good, I guess. See you later, Emmett. Will Joe keep racing? Allah Allah, bizim şirkette nasıl bir bağ vardı acaba bu görevin? Şu an onu merak ettim açıkçası. Dur bakayım, şu araca bineyim ben. Ha bu arada bir dakika, benim aracı tamir edebiliyor mu? Aynen. Hız desteği gelmiş. Tarih ne? Hova için kırmızı motor izi birimi, kırmızı kuyruk izi bırakmak için hiç gerek yok ona. Şunu alacağım arkadaşlar ve tamir edeceğim aracı. Bu ne? Ha, kozmetik amaçlıymış, geç. Şu ikisinden birini alalım. Ben sarıyı daha çok hoşuma gitti niyeyse. Oha. Neon ışıklı. Tamam, bunu alacağım. Evet, aracı upgrade ettik gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi ne olacak abi? Ben bunu nasıl kullanıyorum acaba? Yaptığım upgrade'i nasıl kullanıyorum ona bakıyorum da arkadaşlar. Ha, arkadan çıkıyor bak ışıklar, tuhaf. Şöyle gidelim abi. Kuytu bölgedeymiş. Şimdi bazı bölgelerden geçerken şu şekilde bir yükleme süresi giriyor herhalde. Oyun bizi böyle bekletiyor. Öbür tarafa geçtik. Bayağı büyük bir haritası var algıladığım kadarıyla bu arada. Çok güzel bir oyun ya. Vallahi çok random bir şekilde böyle karşılaştım oyunla. Ya ben videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar uzun bir şekilde buna devam edeceğim. Araç hasar yiyor mu? Yediği hasardan ne kadar etkileniyor? O konu hakkında pek bir fikrim yok. Az önce gördüm ben. Tamir ettim ama ne kadar etkiliyor? Aracım bozuluyor mu? Yeni araç satın alabiliyor muyum? Bunlara daha henüz bilmiyorum. Oynaya muhtemelen göreceğim. Ama öyle tahmin ediyorum ki bu oyun beni çok şaşırtıyor. Çok fazla detay gördüm.
Muhtemelen onlar... Ha, mouse'un tuşuymuş. Anlaşıldı. Bayağı hızlı gidiyoruz be. Mouse'a bir tıkladım. Yaylandı resmen araç. Şu son yere de gidelim, teslimatımız bir bitsin bakalım. Yanlış mı geldim? Yok, hayır. Soldan. Bayağı hızlı gidiyoruz şu anda. Sağdan, sağ taraftan gideceğiz belli ki. Şöyle hemen sağa dönelim. Hemen şuradan çıkalım abi. Bayağı hızlı gidiyor ya. Güzel güzel. Bu aldığımız şey iyi oldu. Şimdi aracı park etmemiz lazım. Muhtemelen kendi yerime mi geldim ben ya? Evime gelmiş olmalıyım. Park yerimiz nerede ya? Park yeri çok güzel. Bir dakika abi. Kendine bir kahve al. Görevimiz bu. Şurada bir yerde yok mu hakikaten park yeri? Vallahi bayağı bayağı yok. Şuraya bakayım. Evet, burada da yok. Tamam, yapacak bir şey yok. Aracı şuraya park edeceğiz. O ne lan, değişik bir tip gelmiş haritaya. Göreve bak abi. Kendine bir kahve al. Evet, kamera açıları böyle sapıtabiliyor bazen geçişlerde. Bu ne lan? Ha, zabıtı. Zabıtmış bu. Ben gidiyorum. Gittim. Gidip kendime kahve alacağım. Baya baya oyun alanı da dolu gördüğünüz gibi. Bundan bahsediyordum. Yani yaşayan bir atmosfer var gibi hissettiriyor. Evet, bunların hepsiyle iletişime geçemiyoruz ama çok güzel ya oyun. Arkadaşlar, ben videonun sonuna geleyim. Çünkü sanırım artık başka bir göreve geçene kadar burada bana kahve al falan filan diyor. Cacık cacık işler şu an. O yüzden videonun artık sonuna geleyim. Cloudpunk kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle bakın oynamanız gereken bir oyun. Bayılacaksınız oyuna. Bence bana göre öyle geliyor. Eğer Cyberpunk evrenini falan seviyorsanız, bu ütopik işte uçuk kaçık güçlendirilmiş insanlar falan, bu gelecek temalı evreni seviyorsanız kesinlikle bir şans verin, oynayın. Steam'de bayağı uygun fiyatın. Benden artık bu kadar diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Fikirlerinizi de bana ulaştırırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.